Yani öyle bir yönetim modeli ki hiçbir sorumluluğu yok. Verilen yanlış kararların, karşılaşılan bedellerin hiçbir sorumluluğu yok. İstifa müessesesi yok. Bu kadar büyük bir olay yaşanmış. Bunun sorumluları var. 1996 yılından beri bilim insanlarının hazırladığı raporlar, uyarılar var bölgeyle ilgili. Buna yönelik hiçbir şey yapılmadığı gibi 2018 kritik seçimlerinde binlerce, yüz binlerce hatta binayı siz imar barışı adı altında ruhsatlandırmışsınız hiçbir iyileştirme yapmadan. Bugünkü can kayıplarının bu anlamda bile müsebbibisiniz ama hiçbir hesap vermiyorsunuz, istifa etmiyorsunuz. Sadece biz yaptık diye hala çıkıp biz bir yılda bu binaların hepsini tekrar inşa edeceğiz diyebiliyorsunuz. Evet, bu kurduğunuz cümlelerin içerisinde üç ana başlık var unutmayayım diye hani kategorilendirdim kafamda. Bir tanesi bu istifa. Önceki gün bir tweet okudum. Doçent Oğuz Demir'in tweeti. O aynı zamanda bizim Türk Demokrasi Vakfı'nın da mütevelli heyetindedir Oğuz Hoca. Dedi ki tek bir istifa duydunuz mu? Dedi, yani bir haberiniz var mı? Bir tek istifa. Ben de ona da takıldım. Hani artık istifa sözcüğünü de kullanmaz olduk. Yani ona da başka bir adı var. Affınızı Affını istiyoruz. istemek diye. Ben de evet yani bir tek affını isteyen gördük mü? Yani ister Allah'tan affını istesinler, ister milletten affını istesinler. Bir tek affını talep eden gördük mü? Yok. Bu kısmı böyledir. Yani istifa müessesesi, istifa kültürü. Çünkü bu istifa kültürünün oluşması için biraz önce bahsettiğimiz diğer gereklerin olmuş olması lazım. Yani bir hukuk devleti işliyor olması lazım. Hukuk devletinin en temel prensiplerinden bir tanesi hesap verilebilir olması lazım. Yani bizde şöyle şimdi bu demokrasiyi sadece seçimle sınırlı yorumlayanlar var. Sandık var. Evet, sandıkta seçildik, geldik. O zaman her şeyi yaparız. Ondan sonra hesap ne zaman verirsin? Bir dahaki sandıkta. Demokrasiyi böyle yorumlayanlar var. Onlar bakımından bunda bir tuhaflık yok. Halbuki öyle değil. Demokrasi sandıktan sandığa değil. Arada da vatandaş, seçmen, vergi ödeyen bunun hesabını sormak durumunda. Özellikle bu afetle birlikte şöyle bir şeyle de karşı karşıyayız. Efendim büyük afet var, büyük sıkıntı var. Böyle zamanlarda siyaset yapmayın. Yani, tamam, siyaset yapmak hani can kaybının üzerine siyaset tamam yapmayalım ama insan yani siyaset insan hayatı yani siyasetin özünde insan hayatı var. Yani insan hayatı ile ilgili yapmayacaksın da siyaseti neyle ilgili yapacaksın? Çok doğru. Özünde siyasetin doğası böyle bir şey. Yani bir arada yaşayan insanlar karar veriyorlar. Diyorlar ki arkadaş biz bir arada yaşayacağız. Evet, bir arada yaşamanın bir takım gerekleri var. Dolayısıyla aramızdan birilerini seçiyoruz. Diyoruz ki sana yetki veriyoruz. Ayrıca ne yapıyoruz? Para veriyoruz yani vergi veriyoruz. Al bu parayı. Yetki de verdik. Ama geçici süre. Geçici süreyle burayı bu yetkileri kullan, bu görevleri yap, burayı yönet. Şimdi parayı vereniz, yani vergi vereniz, yani yetkiyi de vereniz. Hesap da soracağız elbette değil mi? Yani hesap da sorması lazım. Ve o hesabı sorması için de illa bir tarihi, illa bir günü beklemesine gerek yok. Dolayısıyla bu kültür, yani demokrasinin bu olmazsa olmazları yerleşmiş olsaydı, o zaman işte istifadan, istifa kültüründen bahsedebilirdik. Bunlarda sorun varsa kimse istifa etmeye falan düşünmüyor. Çünkü o yetkiyi bana millet vermedi diyor. Birisi verdi diyor. Peki ondan affını talep ediyor. Onu da etmiyor, o sorması etmiyor. Peki etmezse, yani istifa etmezse, gereğini yapmazsa, hesap vermezse yapabileceğimiz bir şey var mı? İmkan var mı? Halbuki demokrasilerde halkın elinde birçok argüman, birçok enstrüman olur. Hesap sorabilmek için, sıkıştırabilmek için yönetimi değil mi? Ama bizde şimdi bu onlardan da yoksun vaziyetteyiz. Demokraside halkın iki avukatı vardır. Ezo Hanım, iki temel avukatı vardır. Bir tanesi medyadır. Medya halk adına, halkın denetleme yetkisi ve efendimiz ihtiyacı adına
soru sorma hakkını da kullanarak yürütme erkini, yönetenleri denetler. Çok özür dilerim. Birinci avukat medyadır, ikinci avukat da muhalefettir. Şimdi muhalefet avukatlık görevini yapacak. Arkadaş orada hayatını kaybedenler yahut enkaz yakınları hayatını kaybedenler, enkaz altında kalanlar, efendime söyleyeyim bunların hiçbiri olmayabilir, oralı olur, orada bunlar da olmaz. Efendime söyleyeyim orada yapılan genel hatalardan hesap sorulabilir. Kim soracak bizim adımıza? Muhalefet soracak. Muhalefet şimdi sussun, siyaset yapmasın. Böyle bir şey olabilir mi? Muhalefet halkın avukatıdır, soracak. Evet, afet döneminde usulüne göre sorar. Not alır, sonra sorar. Fark etmez ama mutlak surette sorar. Çünkü siyasetin... Ama şöyle bir şey de yok mu? Mesela imar barajı çıkarmamışsınızdır. 96'da bilim insanlarının hazırladığı rapora uygun binalar inşa etmişsinizdir. Önceki binalarla ilgili de güçlendirme çalışmaları yapmışsınızdır. Her yaptığınız bilime, akla, liyakata, demokrasiye uygundur. Ama deprem olmuştur. Evet, can kayıpları da olmuştur. Biz o zaman tabii ki siyaset yapmamalıyız. İşte ama budur. Bir on binlerce insanın can kaybından sorumlu siyasete imza atmışsanız 20 yıllık iktidar olarak, onun hesabını o anda da sormanız gerekir muhalefet olarak. İktidardaki iktidar yetkilerini kullanan hesabını vermelidir. Muhalefetteki de bunun hesabını sormalıdır. Eğer muhalefet bu hesabı sormazsa zaten görevini yapmıyor demektir. Muhalefetin görevini yapabilmesi için bu hesabı en etkili yollarla yapması gerekir. Biraz önce üçe böldüm dedim. Bakın unutmuştum. Şimdi tekrar hatırladım. Bu imar barışı, imar affı, imar barışı sözü. Depremin hemen ertesi günlerindeydi yahut da bu aralar Türkiye televizyonlarda epeyce çıkıyor bir Japon bilim adamı ama çok uzun süredir Türkiye'de yaşayan bir Japon yer bilimci. İsmini hatırlayamıyorum, bağışlasın beni ama sözünü hatırlıyorum. Sözü çok daha etkiliydi. Dedi ki ben Japonya'dan buraya geldikten sonra ve burada çalışmaya başladıktan sonra İmar affı ibaresini tercüme edemedim dedi. En az birkaç ay, iki ay ben bunu tercüme edemedim. Yani ne demek imar affı? Yani diyor binayı mı affediyorsunuz yani diyor. Yani affederseniz ne olacak diyor, o bina terbiye mi olacak diyor. İmar barış yani nasıl, ondan mı barışıyorsun diyor. İnanın diyor Japoncaya ben bunu birkaç ay tercüme edemedim diyor. İsmini de söyleyelim. Yani. Deprem uzmanı Yoshinori Moriwake. Bravo. Evet o. Yani isminden ziyade ben sözüne odaklanmıştım. Tabii, İsmini de çok iyi hatırlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Japonca'ya çevirmekte iki ay zorlandım diyor. Gerçi diyor hala anlamış değilim ama diyor neticede sordum. Sizin ne kastettiğinizi en azından biliyorum diyor. İmar barışı diye bir şeyi hafsalasında yok. Şimdi siz bütün bunları yapıyoruz. Evet, bir de en sonunda şimdi bütün sadece müteahhitleri yakalayıp o da bir şeydir yani, yakalamak lazım, tutuklamak lazım neyse, onları daha doğrusu hukukun, yargının karşısında, o mekanizmanın karşısında onları çıkartmak lazımdır. Evet, ama o bir suç silsilesinin ya da hatalar silsilesinin en sonundaki. Ona belki oraya gelene kadar örnekten yargılanmaları gerekir belki de. Efendim? Çok duyamadım. Belki rüşvet vermekten yargılanmaları. Orası var. Daha öncesi var. Bir kere bir imar planının ortaya çıkması var. Ondan sonra efendimize verilen kararlar var. Arada birçok mekanizma var yapının ortaya çıkmasına kadar. Dolayısıyla sadece biz hep genellikle de böyle bir şeyle de karşı karşıyayız. Yapımız var, alışkanlığımız var. Hem içimizi rahatlatıyoruz, toplumu rahatlatıyoruz, toplumun adalet duygusunu herhalde rahatlatıyoruz. Yakaladık işte, hesabını soruyoruz diye. Ama meselenin özü orası değil. Meselenin özü adam akıllı bir yönetim sistemi kurmak ve bunu kurumlara ve kurallara dayandırmak, kişilere değil. Ve o kurumlar ve kuralların işletilmesini, işleyebilmesini sağlayabilmek, silsile halinde inisiyatif kullanabilen efendime söyleyeyim mekanizmalar yaratabilmek. Dolayısıyla bunları yaparsanız ancak kriz anında o krizi yönetebilirsiniz. Biz maalesef bu son olayda, son depremde
krizi yönetemedik. Daha çok algı yönetimine odaklandık. Yani bizi yönetenler ilk 24 saat, özellikle ilk 24 saat söylüyorum, 48 saat arttırabiliriz ama bizi yönetenler ilk 24 saat algı yönetimine harcadıkları enerjiyi kriz yönetimine harcamış olsalardı can kayıplarımız bu kadar yüksek olmayabilirdi.